29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla siyasilerden kutlama mesajları geliyor. İşte o mesajlar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Biliyoruz ki Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet özgür, bağımsız birey yaratmaktır. Cumhuriyet bireyi kulluktan çıkarıp özgür hale getirmektir. Cumhuriyet bilimdir, akıldır, yaşamı sorgulamaktır. Cumhuriyet ülkenin ve bireylerin geleceğini güvence altına almaktır. Cumhuriyet halkın iradesine saygı göstermektir. Cumhuriyet toplumun değer yargılarına saygı duymaktır. Cumhuriyet uygarlaşmadır, çağdaşlaşmadır. Cumhuriyet çağdaş hukuktur. Cumhuriyet onun içindir ki düşüncede genç olmaktır. Cumhuriyet aynı zamanda zulme ve işgale karşı baş kaldırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yurt içindeki ve dışındaki bütün vatandaşlarımızın, geleceğimize emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. 93. yılını kutladığımız laik cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle anıyorum. Bütün vatandaşlarımıza da bu büyük bayram gününde selam ve sevgilerimi sunuyorum." Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan milli mücadele ile tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirilmiştir. Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyet rejimini armağan etmiştir. Cumhuriyet, dili, bayrağı, marşı ve başkenti temel nitelikleriyle ülkesi ve milletiyle bölünemez bütünlüğü ifade eder. Bu sebeple biz asil Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak Atatürk'ün kurduğu çağdaş, demokratik ve laik cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir: "Cumhuriyeti ve kazanımlarını korumak, çocuklarımıza daha yaşanılabilir yarınlar bırakmak için bizlerin üzerine düşen tarihi bir sorumluluktur. Cumhuriyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözüyle felsefesini belirlediği yolda bugünlere gelmiştir. Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım." Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz: "Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamleleri olan Cumhuriyet'in getirdiği reformlar, yenilikler ve atılımlar, Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda yaşantımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımla ve sevgilerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için canlarını ve kanlarını bu toprağa feda etmiş bütün şehitlerimizle birlikte ebediyete göç etmiş gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha: "Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği bir mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Bu nedenle yüce Türk milleti tüm olumsuzluklara rağmen kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruyacak, huzur ve refah dolu yarınlara taşıyacaktır. Cumhuriyetimizin 93. yılını kutladığımız bugünlerde geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürüme azmi ve kararlılığı içinde. Çünkü Cumhuriyet, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Bu nedenle vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve milletimizin birliğine her zamankinden de çok ehemmiyet vermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, Cumhuriyet Bayramımızın 93. yıl dönümünü yürekten kutluyorum."